Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, Allah'a çok şükür. Şimdi sizi tanıyanlar biliyor. Google'dan da search ettiğimizde sizinle ilgili birçok bilgiye rastlıyoruz. Fakat yine de sormak istiyoruz. Siz kimsiniz? Çok güzel. Ben ismim Orhan Çömlek. Şu an en son Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknokenti'nin genel müdürü olarak biliniyorum. Aslen akademisyenim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde. Mesela şimdi biz biyoteknolojiden bahsediyoruz, üstü kapalı. Ama terim olarak insanlar bunu çok da bilmiyor. Biyoteknoloji sade vatandaşın ne işine yarayacak? Ya bakın, ben size şunu söyleyeyim. Biyoteknoloji fikriyle bir araya geldiğimizde masadaki hiçbir arkadaş biyoteknolojiye aynı tanımı yapamıyordu. Hatta biyoteknolojinin şu an böyle biyoteknoloji vadisinin üyelerinin içinde biyoteknolojiyi tanımlayabilecek adamlar da yoktu. Üniversite hocalarıyla konuştuğumuzda herkesten farklı bir tanım geliyordu. O hala daha şu an, yani herkes farklı bir tanım yapabilir. Aslında biz canlının olduğu her yerde biyoteknoloji var diyoruz. Yani tarımda, sağlıkta, gıdada, çevrede canlıyla alakalı olan her şey biyoteknolojinin işi. Aşılar biyoteknolojinin konusu. Hayvanlar biyoteknolojinin konusu. Üreme biyoteknolojinin konusu. Yani bunların her birinde yenilikler ortaya çıkıyor. Yani şimdi bir spermin izlediği yolu izleyip onu küçük bir kabın içine simüle eden bir girişim İzmir'de serbest bölgede dünyanın her yerine ürünü satıyor. Yani orada ve orada siz yani Allah-u Teala'nın hikmeti, hücreyi incelediğinizde hücre hasarı olmayan spermin en önde ve en doğru bir şekilde nihai hedefe ulaştığını tespit ediyorlar. Ve onu oradaki geliştirmiş oldukları, o simüle etmiş oldukları düzenin içinde en hasarsız spermi seçerek insanların çocuk sahibi olmasının önünü açıyorlar. Şimdi baktığınızda İşin içinde aslında bilimin her dalı var. Yani mühendislik var, elektronik mühendisliği var, işte makine mühendisliği var. Orada kalıbı yapıyorsunuz, tasarımı yapıyorsunuz. Yani bilgisayar mühendisliği var, yazılımı yapıyorsunuz. Dolayısıyla ortaya bir ürün çıkıyor ama o ürünün arkasındaki teknoloji çok derin bir teknoloji. Ve multidisipliner bir teknoloji. O yüzden biz biyoteknoloji dediğimiz zaman biyoteknoloji tek başına tek bir bilimi, yani tek biyoloji bilimini veya da tek kimya bilimini içermiyor. Entegre bir teknoloji. Şimdi gen analizleri başladı. İnsanların genomik yapıları ortaya çıktı. İnsanların genomik yapılarına göre insanların hastalıklarının incelenmesi başladı. Ve ona göre akıllı ilaçlar üretilmeye başladı. Kişiselleştirilmiş tıp dediğimiz yeni bir bilim dalı çıktı. Kişiye göre, kişinin genomik yapısına göre, hücre yapısına göre, DNA'nın yapısına göre kişiye aynı hastalık için farklı kişilere farklı ilaçlar verilmeye başlandı. Bunların hepsi biyoteknolojinin içinde. Ve bunların hepsini yaparken siz teknolojinin en üst noktasından, en zirve noktasından faydalanıyorsunuz. Aynı şekilde şu an Metaverse, biliyorsunuz işte Web3 teknoloji ilerledi. İnternet çok hızlandı. Çin kalktı. Çin'den Amerika'ya giden serüvende uzaktan Amerika'daki bir operasyonu, bir ameliyatı gerçekleştirdi. Yani bu çok önemli. Dolayısıyla hani biz belli kalıplara oturtulmuş girişimlerle değil, biz kalıplara sığmayan çok yenilikçi fikirlerle çalışmaya ve onlarla yola gitmeye devam etmek istiyoruz. O yüzden bizim biyoteknoloji vadisinde spesifik ürünler üreten üretim merkezleri olsun istemiyoruz. Biz burada bu konuda Ar-Ge yapan, beyinlerin bir araya geldiği, fikir alışverişinde bulunduğu ve ortaya yenilikçi ürünleri çıkardığı, o çıkardığı ürünlerin de hemen testlerinin yapılabildiği, ilgili laboratuvarların hemen civarda olduğu, ilgili hakemlerin, mentörlerin, araştırmacıların hemen elinin altında olabileceği bir yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi, kuvvetli bir teknoloji transfer ofisiyle bu bölgeyi güçlendirmeye çalışıyoruz.
Peki bu konuyla ilgili, bu projeyle ilgili çok rahat yatırımcı ya da destek bulabiliyor musunuz hem devletten hem özelden? Şimdi devletin desteklerini henüz aslında masaya oturtup konuşmadık. Yani devletin Ticaret Bakanlığı'nın ticaret yapanlarla ilgili mevcut destekleri var. Çok çok da güçlü, güzel destekler bu arada. Sanayi Bakanlığı'nın aynı şekilde çok ciddi destekleri var. Ar-Ge'cilere özellikle vermiş olduğu. Tarım Bakanlığı'nın kendine özgü destekleri var. Çevre ilgili bakanlıkların destekleri var. Biz biyoteknoloji vadisini ortaya çıkaralım. Buradaki girişimcilerin, firmaların da yapısı genel olarak ortaya çıksın. Hukuki süreçleri çözelim ve ondan sonra hükümetin önüne nihai hedeflerle, beklentilerle çıkalım. Yani hayallerimizi değil, hayallerimizin nasıl gerçekleşeceğini anlatacağımız bir söylenle onların önüne çıkalım. Ve devletten en son diyelim ki bak biz bunları yapabiliyoruz. Bizim gücümüz buraya yetiyor. Biz sizden bunları istemiyoruz. Biz sizden spesifik şunları istiyoruz. Ve bunları verirseniz bunun karşılığında da ülke şunları kazanacak, siz şunları kazanacaksınız. Biz bu şekilde büyüyeceğiz. Ve aslında bir etki değerleme yaptığınızda yapmış olduğunuz o önden vermiş olduğunuz teşvikler nihayette size şu kadar yıl içinde şu şekilde dönecek, insan sermayesi olarak dönecek veyahut da şu kadar işte makale olarak dönecek, şu kadar katma değer olarak dönecek, şu kadar ihracat olarak dönecek gibi bir takım değerlerle birlikte masaya oturacağız. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi halk arasında salgınlar savaş olarak görülüyor ve özellikle de toplum çok konuşuyor bunu. Komplo teorileri almış başını gidiyor sosyal medyaya baktığımızda da görüyorsunuz. Evet. Yani ileriki dönemlerde savaşlar biyoteknolojiyle mi yapılacak? Ya bakın bu hep konuşuluyor. Savaş bir kere yani hiçbir zaman bitmeyecek. Yani insanlık var olduğu sürece savaş hep var. Yani savaşın işte sıcak savaşı var, soğuk savaşı var, ekonomik savaşı var. Yani bunlar komplo teorileri olabilir. Bunların arkasında ciddi bilimsel kanıtlar da yatabilir. Bizim yapmamız gereken bunlara hazırlıklı olmak. Bu senaryoları önceden yapıyor olmak, bu senaryolara karşı neler yapılması gerektiğini ortaya koymak. Bilim insanı olarak gerçekten yapay depremler gerçekleştirebilir mi? Bu harp denilen şey doğru olabilir mi? Yani ben şahsi fikrim olarak inanıyorum. Yani şahsi Orhan Çömlek olarak inanıyorum. Ama bunun arkasında bilimsel bir kanıt ortaya sunabilir miyim? Hayır, ben sadece şunu biliyorum. Yani biz ses dalgalarıyla nesneleri harekete geçirebiliyoruz. Bunu çok rahat yapabiliyoruz. İnternete girin, sosyal medyada girin. Zaten böyle basit deneysel olarak ses dalgalarıyla belli cisimleri, kütleleri harekete geçirdikleri deney setleri göreceksiniz. Kimi kayaları kaydırıyor, indiriyor. Kimi topları hareket ettiriyor. Bu gayet mümkün. Şimdi dediniz ki biyoteknoloji hayatın her alanında var. Evet. Peki depremin neresinde var? Ya da depremi önlemek için nasıl bir faydası var? Ya da bir faydası var mı? Yani şimdi tabii o konudaki çalışmalar çok böyle insanlığın anlayacağı şekilde öne çıkmış çalışmalar değil. Hani mesela ben hatırlıyorum Mimarlık Fakültesi'nde ışık yayan bakterileri yönlendirme levhalarına koyaraktan işte böyle deprem gibi elektriğin kesildiği ve insanın önünü göremediği alanlarda yol gösterecek yönlendirme levhalarının ihtiyacı olduğunu, fosforlu tabelaların bu işi göremediğini ve o amaca yönelik bakterilerle bunu çözmeye çalışan bir iş fikrinin ve bir projenin yapıldığını biliyorum. Yani bunu üniversitede hocalar çalıştılar. Mimarlık fakültesi hocaları, biyologlar bir araya geldiler. İşte bu bakterileri belli kutucukların içine koyup orada onların işte yaşam döngüsü içinde ışık salgılamalarından dolayı kaçış noktasını gösteren bir proje yaptılar. Ama ortaya bir ürün olarak çıktı mı? Henüz öyle bir ürün çıkmadı ortaya ama çıkabilir. Şimdi mesela deprem bölgesinde su ihtiyacı oldu, elektrik ihtiyacı oldu. Ben çok iyi biliyorum Türkiye'de bir girişim ki bir üniversite hocasının girişimi yine Türkiye'deki bir melek yatırımı ile desteklendi ve ısı farklarından dolayı enerji üreten bir sistem, onu da entegre ettikleri havadaki nemi alıp su üreten cihaz ürettiler ve bunu endüstriyel boyuta taşıdılar. Hem evlerde yapabiliyorsunuz hem oralarda deprem bölgesinde en büyük ihtiyaç biliyorsunuz
gıda ihtiyacı, su ihtiyacı. Dolayısıyla oralara taşıdılar, götürdüler, oraya kurdular bunu konteyner olarak. Bunların sayısı çoğaltılabilir. Oradaki su ihtiyacını, çünkü biliyorsunuz depremden sonra artık ne su ne elektrik, yani bunların gelmesi, yerine konması çok zor. Bu tür çalışmalar var. Ama depremin önlenmesine dayalı biyoteknolojik çalışmaları ben gözlemlemedim, duymadım. Ama çalışmalar devam ediyordur ama herhangi bir mesela erozyonların önlenmesine karşı ağaç dikersiniz gibi. Ama bununla alakalı duymadım. Mesela karbondioksit salınımını azaltmak için ağaçlandırma yapılamayan metropollerde şimdi panellerin arasına algleri koyup alglerle işte oksijen üretip doğaya saldıkları proje var. Deprem bölgesinde ciddi bir hava kirliliği de söz konusu oluyor. O hava kirliliğini azaltmak için bunlar yapılabilir. Veya hastaların nefes aldığı havayı daha iyi hale getirebilecek bir takım biyoteknolojik cihazlar yapılabilir. Air purifier'lar gibi bunlar yapılıyor. Ama spesifik depremin önlenmesini veya depremin erken tetkikiyle alakalı. Mesela o çalışmaları da duydum. Onlar var, devam ediyor. Bazıları buna inanıyor ve inanmıyor. Hayvanlarla alakalı çalışan bilim insanları, hayvanların depremleri daha önceden sens ettiği, daha önceden algılayabildiği noktasında ciddi çalışmalar yapıyor farklı hayvanlarla. Bu biyoteknolojinin konusu aslında. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda bu olabilir. Grizi patlamalarının önlemek için eskiden kuş getirip indirirlerdi madenlere ve kuşlara bakarlardı. Eğer bir grizi kaçağı varsa onlar insanlardan önce ölürlerdi ve insanlar orayı terk ederdi. Bu bir belirteç. Biz buna biyo belirteç diyoruz. Yani depremin olmasıyla alakalı bir takım biyo belirteçler olabilir. Bu çalışmaları yapıyorlar. İşte suların önden çekiliyor olması bir biyo belirteç olabilir veya ne bileyim işte ağaçların bir anda işte çiçeklerinin dökülmesi olabilir veya kuşların hareket halindeyken ters dönmeler olabilir. Bunlar iddia edildi. Mesela 99 depreminde Gebze Teknik Üniversitesi'nin kampüsünde işte leylekler uçarken hepsi alabora oldular, aşağı indiler, intihar ettiler, gözlerimizle gördük diyenler oldu yani. Tamam, bu davranışlar neden oluyor? Bu davranışların arkasında ne var? Deprem mi var? Depremin yaydığı bir enerji mi var? Bilemiyor. Köpekler daha önceden havladı, işte kediler mi havladı diyenler var. Yani bu tür biyolojik olarak bir takım şeylerin önden belirtilmesiyle alakalı çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Ama henüz benim o konuda bir şeyim yok. Tecrübe edindiğim bir firma yok. Görüştüğüm bir firma da yok. İnternetten bir araştırmak lazım. Ama çok ilgimi çeken mesela hayvanlarla alakalı arıların uyuşturucu ve bomba takibinde kullanılmasıyla alakalı bir proje TÜBİTAK Teknokent'teyken bana gelmişti. Yani bu çalışmayı yapmışlardı. Yani narkotik arılar diyorlar onlara. Arıları alıştırıyorlar uyuşturucuyu ve bombayı önden teşhis edebiliyorlar ve polislere orada yani narkotik köpekleri gibi kullandıkları proje. Ha şimdi buradan insanın aklına geliyor, arılar burada kullanılıyorsa bu köpekleri biz aynı zamanda insan kurtarmada da kullanıyoruz. Acaba arıları da kullanabilir miyiz? Ya bu bir proje. Ya bunun gibi bir sürü proje üretebilir, arkasından koşturabilirsin. Bilim bu zaten. Yani araştırırsınız, bakarsınız, olabilir yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olasın.